Chapter 3, 3. bölüm. Rivers and Waterfalls. Nehirler ve şelaleler şeklinde çeviriyorum. Rivers, arkadaşlar, river nehir demek. Evet, akarsu demek. Rivers usually begin as streams in mountains. Yani nehirler genellikle hani dağlardan gelen sularla oluşur anlamında. The water comes from rain or snow. İşte bu sularda arkadaşlar ya kardan ya da yağmurlardan kendini bulur. Yani onlardan gelir. Or rivers then go to the ocean. Yani bütün nehirler yani genellikle okyanusa dökülür. Yani en sonunda okyanusa dökülür. Big rivers are very strong. Yani büyük nehirler oldukça güçlüdürler. When the ground under the river is soft. Yani bir nehrin altında bulunan yani nehir yatağı yumuşaksa the river makes valleys. Yani nehir bu sefer yani vadiler meydana getirir. When the ground under it is hard rock. Eğer ki bu nehrin yani bir nehrin altındaki yani yatak sert kayalardan meydana gelmişse there are waterfalls or rapids. Böylelikle bu sefer yani genellikle şelaleler meydana gelir şeklinde çeviriyorum. One incredible waterfall is the Iguazu Falls between Argentina and Brazil. Yani bu şelalelerden mesela en önemlilerden yani en böyle hani büyük olanlardan bir tanesi Brezilya ve Arjantin arasında bulunan Iguazu şelalesiymiş arkadaşlar. Iguazu means yani Iguazu'nun anlamı big water in an old language of South America. Yani Güney Amerika'daki eski dillerden biri birinde mesela büyük su anlamındaymış. Bakın büyük su big water. Evet. There is more water in the river Amazon than in any other river in the world. Yani mesela yani Amazon nehrindeki olan su potansiyeli yani su arkadaşlar dünyanın diğer geri kalanından mesela diğer geri kalan yani dünya üzerindeki diğer nehirlerinden daha fazlaymış. It begins in the mountains in Peru and Ecuador. Yani Ekvator ülkesi ve Peru ülkesindeki dağlardan mesela kaynağını alırmış. Then it goes through to the rainforest in Brazil. Sonrasında ise mesela Brezilya'da bulunan yağmur ormanları içerisinden geçermiş. And to the Atlantic Ocean ve Atlantik Okyanusu'na dökülmüş. There are no bridges on the Amazon. Amazon her üzerinde hiçbir köprü bulunmamaktaymış. First, ilk önce the river goes through rainforest. İlk önce nehir arkadaşlar yani Amazon nehri mesela yağmur ormanları içerisine girermiş. And there are no roads. Ve böylelikle mesela orada yol olmazmış yani. Yani yol yapılamazmış. Sonrasında near the ocean. Sonrasında mesela okyanusun yanına gelir. The river is very wide so people can't build bridges. Ve böylelikle mesela nehir yani very wide. Yani oldukça yani büyük olur. Yani geniş olur. Ve böylelikle mesela insanlar onun üzerinde köprü yapamaz şeklinde çeviriyorum. They cross the river by boat. Böylelikle mesela o insanlar yani nehrin bir tarafından başka bir tarafına geçmek için genellikle bot kullanırlarmış yani. Evet. The Amazon is the home of one of the longest snakes. Aynı zamanda Amazon bölgesi arkadaşlar yani dünya üzerinde en uzun yılanlardan yani anakonda olarak adlandırılan yılanların türüne de ev sahipliği yaparmış. Some grow to 9 meters long. Yani bunlardan bazıları arkadaşlar 9 metre uzunluğa ulaşabilirmiş. Bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm Chapter 4 Glaciers and Icebergs. Yani zannedersem buzdağları şeklinde oradan okumaya devam edeceğim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.